Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ÖSYM tercih kılavuzunu yayınlandı. bugün Bugünden itibaren tercihlerimiz alınmaya başlanacak arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem hemen tercih vermeyin. Eğer ki hemen vermek istiyorsanız arkadaşlar bugün düşünün, taşının, sorularınızın cevaplarını bulun. Kadroları inceleyin, nitelik kodlarını inceleyin, tüm tabloyu inceleyin. Başvurabileceğiniz tüm pozisyonların hepsini bir yere not alın. Ve yarın sakin kafayla arkadaşlar tercih listenizi doldurun. Bu benim size yapabileceğim, verebileceğim en büyük tavsiye bu zaten. Ee, hemen tercih veren arkadaşımız daha sonrasında o tercihleri çok fazlaca değiştiriyor, kafa karışıklığı yaşıyor, ölü tercih veriyor, yanlışlıkla tercih hakları boşa gidebiliyor. Siz arkadaşlar bu duruma düşmeyin zaten 6 ayda bir yapılıyor bu tercihler. O yüzden e, sakin kafayla vermeniz daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin resmi sitesine girdikten sonra son duyuruya tıklıyorsunuz ve böyle bir ekran geliyor karşınıza. Hemen aşağısında e, tercih kılavuzu diye bir sekme var ben o tıkladıktan sonra karşıma şöyle bir ekran geliyor. Tercih kılavuzu demiş arkadaşlar. Orta öğretim mezunları için indirilecek tablo arkadaşlar burası. Ön lisansçı arkadaşlarımız kadrolar için bunu indirecek. Lisansçı arkadaşlarımız bunu indirecek. Burada özel koşullar dediğimiz şeyler var. Mesela özel koşul nedir? Diyelim ki bir bölüm için ehliyet isteniyordur. Bu burada yazar. Bunun niteli kodu da aynı şekilde burada yazar. Daha sonrasında arkadaşlar diyelim ki ben orta örtüm mezunuyum, nitelik kodlarını bilmiyorsam eğer bu tabloyu indireceğim. Ön lisansçı arkadaşlarımız bunu indirecek, lisansçı arkadaşlarımız bunu indirecek. Bu arkadaşlar çok önemli, eğer ki nitelik kodlar hakkında bilginiz yoksa bu şekilde ulaşabilirsiniz. Ben arkadaşlar buradan herhangi bir tane tabloya tıklayacağım. Ama siz ee, ön lisanssanız, orta örtümseniz, lisanssanız bu fark etmez diyecek diyeceğim bütün şeyler sizin için geçerli arkadaşlar. Şimdi hemen bir tanesini indiriyorum. Lisans olsun arkadaşlar. Lisans mezunlarının tercih kılavuzunu indiriyorum. Ben daha önce indirmiştim sizin için. Tekrar indiriyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrana tablolar geldi. Tekrar söylüyorum. Anlatacaklarımın tamamı ön lisans, orta örtümcü arkadaşlarım için de geçerli olacak. Şimdi diyelim ki arkadaşlar benim mezun olduğum bölüm hangi bölüm olsun? Afet ve acil durum yönetimi bölümünden mezun olmuş olayım. Ben nitelik kodumu bilmiyorsam ne yapabilirim? İki tane yapacağınız şey var. Birincisi Google arkadaşlar bölümünüzü yazıp nitelik kodu nedir diye aratırsanız e, o şekilde nitelik kodunuza ulaşabilirsiniz. Ama ben o şekilde ulaşamam daha garanti olsun emin olayım içime sinsin diyorsanız arkadaşlar. Deminki gösterdiğim ekrana geri dönüyorum. Burada ben demin lisans tablosunu indirmiştim yani. Hemen lisans mezunları için nitelik kodları tablosunu indiriyorum. Daha önce indirmiştim sizin için tekrar indiriyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi 18 sayfa içerisinde nitelik kodları yazılmış. Ben burada kısaca ne yapacağınızı söyleyeyim. Nitelik kodumu nasıl bulacağım diyorsanız şurada arkadaşlar gördüğünüz yerde bir tane arama butonu var. Bu arama butonuna ben bölümümü yazıyorum. Mesela diyelim ki ne yazayım? Ee, hemşire yazıyorum arkadaşlar. Sallıyorum. Hemşire yazdım. Arıyorum. Gördüğünüz gibi Burada diyor ki hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri sağlık memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmuş olmak diyor. Demek ki arkadaşlar benim nitelik kodum neymiş? 4605 nitelikli kodu. Ben alım yani alım yapan her yere başvuru yapabiliyormuşum. Burada nitelik kodumu öğrendim. Bir de ben bunu salladım arkadaşlar. Siz zaten bölümünüz neyse onu yazacaksınız ve o şekilde bulacaksınız. Diyelim ki ben nitelik kodumu da buldum. Şimdi ne olacak? Şimdi ben size kısa bir uyarıda daha bulmak istiyorum. Bizim kendi bölümlerimiz dışında başvurabileceğimiz bölümler var. Mesela ne gibi? Oradaki nitelik kodunu taşıyor olmanız gerekiyor. Bu nitelik koduyla arkadaşlar tüm kadrolara başvuru yapabiliyorsunuz. Ön lisansçı arkadaşlarım 4001 lisans pardon e, lisansçı arkadaşlarım 4001 ön lisansçı arkadaşlarım 3001 e, orta örtümcü arkadaşlarım 2001 nitelik kodlu tüm kadrolara başvuru yapabiliyor. Ne demek istiyorum? Bakın lisansçı arkadaşlarımız için 4001 nitelik kod dedik. Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Yani bölüm fark etmemek için ben lisans mezunuyum o zaman bu nitelik kodunu yaz gördüğüm her yere arkadaşlar tercihimi yapıştırabilirim. Fakat şöyle bir şey var. Bu tarz yerlere herkesin nitelik kodu uyduğu için, bölümü kadro açmadığı için herkes bu tarz yerlere başvuru yapabiliyor. Bu kodlar genellikle yüksek kapatan kodlar ama hiç belli olmaz. Siz eğer tercihlerinizi doldurduğunuz diye geriye boşluk kaldıysa arkadaşlar, kesinlikle burayı yazabilirsiniz. Ya da işte bölümünüzden istediğiniz ilde bir alım yoktur. Puanınıza da güveniyorsunuzdur arkadaşlar. Kalkıp bunu da yazabilirsiniz. Şimdi nitelik kodunun ne olduğunu öğrendik. Hemen ekranımıza geri dönelim. tablomuza geri döndük arkadaşlar. Ben nitelik kodumu öğrendim. Benim nitelik kodum arkadaşlar. E, diyelim ki işte ben gittim oraya bölümümü yazdım ve benim nitelik kodum 4685 çıktı. Ben hemen arkadaşlar burada da bu şekilde hani kısaca filtreleyebilirsiniz. 4685 nitelik kodunu yazıyorum buraya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı ile yazılan yerlere ben başvuru yapabilme hakkına sahibim. Bir de şöyle hani sarı turuncu veriyor hocam bunun ayrımı nedir diye soracak olursanız bir ayrım yok arkadaşlar. Başlangıç bitişi olarak ya da hani farklı renkle gösterilmiştir. Bu arkadaşlar fark etmiyor. Başvuru yapabiliyorsunuz. Bakın aşağılara yine Sadece başta çıkmaz arkadaşlar. Bakın burada buralarda da var. O yüzden dikkatlice inceleyin. Sonuna kadar gidin. İşaretli yerlere zaten başvuru yapabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar bu şekilde arattım. Bu şekilde arattım arkadaşlar. Ve çıkan tüm kadrolara tercih yaptım. Biliyorsunuz ki bizim 30 tane tercih hakkımız var. Ben bunların hepsini yazdım ve benim son arkadaşlar bir 10 tane boşluğum kaldı. Benim başvurabileceğim diğer bölümler vardı. Nelerdi o bölümler? Nitelik koduma göre ben lisansçıysam 4001, ön lisansçıysam 3001, orta öğretimciysem 2001 nitelik kodum var. Ben gidip arkadaşlar bunları da aratıyorum. Şuraya hemen aratayım arkadaşlar. 4001 nitelik kodunu aratıyorum. Nitelik kodumu arattım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela bir tane burada çıktı. Atatürk Üniversitesi memur oluyormuş. Biz bu alımları zaten düz memurluk diyoruz. E, yüksek kapatan yerler Ama gene de tercihimizi doldurmak için verebiliriz arkadaşlar Ben gittim bunu da yazdım Aşağılara indim başka 4001 var mı diye kontrol ediyorum Bakın buralarda da varmış Bunları da yazıyorum Tercihlerimin hepsini doldurdum arkadaşlar Bu şekilde bir tercih verirseniz sizin için doğru olur Öncelikle nitelik kodunuzu bileceksiniz Nitelik kodunuza göre yazılı olan tüm bölümleri tercih edeceksiniz Ama tüm bölümleri tercih edeceksiniz diyorum Yanlış anlamayın Ben orada mesela atıyorum Amasa yazıyordur, Bursa yazıyordur, Isparta yazıyordur Benim ailem beni buraya yollamaz diyelim ki ya da ben orada işte yaşam koşulları çok zor diye orayı tercih etmem. Havası sıcak diye tercih etmem. Bu şekilde arkadaşlar tercih etmediğiniz iller varsa tabii ki yazmayabilirsiniz. Zorunda değilsiniz. 30 tercihi de doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ben atanmak istiyorum. Benim için şehir fark etmez, şu fark etmez, bu fark etmez diyen arkadaşlarım için e, kesinlikle tercihlerin tamamını doldurmaları iyi olur. Tercihler bu şekilde. Önce kendi bölümünüzü aratıyorsunuz, yazıyorsunuz. Daha sonra nitelik kodunuzun uyduğu diğer bölümleri de yazabilirsiniz. Yer değiştirebilirsiniz arkadaşlar. 4001'leri başa yazıp öbürünü de başa yazabilirsiniz. Burada herhangi bir değişiklik yok. Öncelikle hangisini atanmak istiyorsanız onları başa yazmanız daha iyi olur. E, tablolara nasıl ulaşacağız, nitelik kodlarımıza nasıl ulaşacağız, e, nasıl tercih vermeniz, bunu size anlattım arkadaşlar. Birazdan tercih verirken neye dikkat etmeliyiz, e, ölü tercihler nedir, e, genel bilgiler nedir, tercih verirken neye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin tamamını size anlatacağım arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa bunları mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Ben mutlaka size dönüş yaparım.